Ekranları karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Show Türk ekibi olarak Muğla Köyceğiz'deyiz. Yanımızda genç bir girişimcimiz, güzeller güzeli Fikriye Hanımcığımız var. Röportajıma geçmeden önce şunu dile getirmek istiyorum. Çok güzel bir enerjiniz var. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Şimdi röportajımızda neler yaptığımızı tabii ki de söyleyeceğiz. Ondan önce biz sizleri tanıyalım. Fikriye Hanım kimdir? 1986 Ula Karabök'ten doğumluyum. İki çocuğum var. 8 yıl oldu Köyceğiz'e yerleşeli. Burada birçok alanda farklı işler de yaptım. Şu anda da şu anki firmamla ilgileniyorum tamamıyla. Bakıldığı zaman yıllardır bu sektörün içerisindeyiz. Geçmişten gelen bir serüven diyebiliriz. Aynen. Fakat yeni açılan bir firmayız. Evet, aynen. Genellikle önceden hobi olaraktan yapıyordum bu işi. Sonra yakın çevrem dedi ki neden bunu bir iş sektörü haline getirmedin? Evet. İlk önce onlara yaparaktan başladım. Sonra bir sosyal medyada hesap açaraktan satış yapmaya başladım. Sosyal medya üzerinde ağırlıklı olarak yapmış olduğumuz işleri görebiliriz. Evet. Peki neler yapıyoruz burada? Ürün çeşitliliğimiz nelerdir? Birden fazla ürünümüz var. En öncesi de aslında en önemli noktamızı el emeği hepsi. Evet. Bunları sizlerden A'dan Z'ye varana kadar öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Genellikle ben dekor ürünleri yapıyorum. Bayanlarımız tabii ki sunumlara çok meraklılar. Ve bunlar el emeği ürünler olduğu zaman daha çok böyle rovanşta evet. olan ürünler. Runner yapıyoruz. Suplalar yapıyorum. Kırlentler yapıyorum. Motifleri perdelere ekliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Genelde müşterilerimin kendi istedikleri tasarım olursa onları üretmeye evet, çalışıyorum. Kişi özel evet. tasarımlarımız evet. var özellikle. Ve her şeyi el emeği yapıyoruz. Yani kalıplaşmış bir ürünümüz yok burada. Bakıldığında da rengarenk ve çok güzel ürünlerimiz var. Çok teşekkür Çalışma ederim. Çalışma ortamınız da çok güzel bu arada. Evet, genelde evde yapıyorum. Aslında bir iş yeri açmak istemiştim ama istediğim gibi bir yer bulamadığım için neden evde olmasın dedim. Evin bir odasını tamamını kendime bir iş yeri olaraktan hazırladım. Şimdi Fikriye Hanım, burada birden fazla ürünlerimizi yapıyoruz tabii ki. Bunlarla ilgili örnekleri aldık sizlerden. Fakat şimdi bu ürünlerimizden birkaçından sizlerden örnek istiyorum. Yapılış aşamamız nasıl ilerliyor? Kaç hafta ya da kaç ay sürüyor? Çünkü yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Sipariş odaklı gittiğimiz için ve burada sadece siz yapıyorsunuz bunu. Nasıl yetişebiliyoruz bu tempoya? Aslında yetişemiyorum diyebilirim. Öncelikle tabii ki tek başıma başladım ama inanın bu kadar satış olabileceğini düşünmemiştim. Evet. Teslim sürem genelde 15 gün olaraktan geçerli. Ama tabii ki çok böyle acil siparişler olursa kendimden ödün vererekten yapıyorum. Nasıl söyleyeyim, bir ürünümü çünkü çıkarması özellikle de mesela böyle bir ürün, evet böyle bir ürünü çıkarması bana 2 güne mal oluyor. Tabii ki müşterilerimin de anlayışlı olması bu konuda benim için çok güzel oluyor. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi özellikle runnerlarımız çok revanşta. Evet. İnternet üzerinde de yapmış olduğunuz sistemleri gördük çalışmaları. Şimdi aslında ben çok merak ediyorum. Runnerlarımızı özellikle yaparken sizin bir farkınız vardır. Siz en çok işçilik olarak neyi ön planda tutuyorsunuz? Şimdi şöyle, ben sayfamı ilk açtığımda açıkçası sayfama kalıplaşmış runnerım bu model. Bu ürünüm normalde Melike Hanım'ın bir tasarımı. Kendisinin de bana izin vermesiyle sayfamda ilk yaptığım ürün. En çok da satılan ürünüm. Bu ürünün satılma özelliği de galiba benim tahmin ettiğim kadarıyla ve müşterilerimin söylediği kadarıyla şuradaki işlemesi oluyor tamamıyla. Evet. Çünkü 3 boyutlu gibi durduğu için en çok da bu ürünü satıyorum şu anda. Bakıldığı zaman şimdi kişi özel tasarımlarımız evet var ama siz aslında yani bizim araştırdığımıza göre firmamızın yapmış olduğu ürünleri gördük. Siz her bütçeye uygun ürünler satıyorsunuz burada. Bir kar amacı gütmüyorsunuz hiçbir şekilde. Tamamen müşteri odaklı gidiyoruz. Aslında evet. Hatta bu konu hakkında da böyle biraz da şey de oldum. Tepki de aldım. Evet. Ürünlerimin biraz fiyatlarını uygun tutmaya çalışıyorum. Çünkü diyorum ki benim müşterim genelde bayan. Ben de bir bayanım. Niçin bir ürünü de aklı kalsın ki? Ben işçiliğimden biraz ödün veriyorum. Ve açıkçası herkesin almasını istediğim şekilde bir fiyatlandırma yapıyorum. Şimdi çok güzel ürünlerimiz var. Hepsini detaylı teşekkür bir şekilde ederim. İzleyicilerimize söyledik. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Üstümüzdeki elbise de tamamen kendimize ait. Bunu evet. tasarımını el işçiliğimizle yaptık değil mi? Evet. Geçen sene kendim için yapmıştım. Yaz boyunca giymek için. Çok da keyifli bir şekilde ördüm. Tasarımı da tamamen bana ait. Evet. Peki kadın girişimcilere ne söylemek istersiniz? Siz de bir kadın girişimcisiniz. Özellikle neyi amaçlamalılar ve neye önem vermeliler? Öncelikle kadın girişimcilerin
kendilerine güvenmelerini istiyorum. Ben de bu işi yapmaya başladığım zaman açıkçası bu kadar derne satış yapabileceğimi bilmiyordum. Kendileri güvenmeleri bence en önemli nokta diyebilirim. İstesinler ve başarırlar diye düşünüyorum. Çünkü bir kadın isterse her şeyi yapar. En güzel örneği de sizsiniz diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Programımıza konuk olduğunuz için ve detaylı bilgileri bizlere aktardığınız için. Ben de teşekkür ederim. Beni seçip buraya geldiğiniz için. Sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alabilir miyiz sizlerden? İzleyicilerimiz bizlere nasıl ulaşabilirler? Sosyal medya hesabım papatya48 dekor su sevi. Değerli seyircilerimiz, bugün Show Türk ekibi olarak Fikriye Hanım'a konuk olduk. Bizleri detaylı bir şekilde bilgilendirdiği için kendilerine çok teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.